Sokak hayvanları için tek ses oldular. Haberin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. Kütahya'da bir grup hayvansever, sokak hayvanlara sahipsiz değil konulu basın açıklaması gerçekleştirerek taleplerini sıraladılar. Açıklamada 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'ndan 18 yıl geçmesine rağmen hala daha bakım evi kurmadılar. Hayvanları toplarken birazını öldürüp kalanları da başka şehirlere, kırsala, çöplüklere atmaya devam ettiler denildi. Kütahya'da Zafer Meydanı'nda yapılan açıklamada sokak hayvanları sahipsiz değildir. 6. madde kırmızı çizgimizdir. Bir kap, bir yemek, su yazılı dövizler açan hayvan hakları savunucuları en son Denizli ve Konya'daki hayvan barınaklarındaki olaylar olmak üzere özellikle sahipsiz köpeklere yapılan şiddet içerikli muamellere tepki gösterilen ve hayvanları koruma kanunundaki yetersizliklere de dikkat çekilen açıklamayı yapan Kütahya Doğa Hayvansevenler Başkanı Sevgi Keler Tola, "Bugün bir Müslüman ülkeye, bir uygar ülkeye ve bir hukuk devletine yakışmayacak biçimde merhamet, sevgi ve insanlık duyguları taşlaşmış yüreklerini terk etmiş, adeta cinnet geçiren küçük bir azınlık olan kanlı bir şer çetesi, zavallı sokak köpeklerini toplatılıp öldürüldüler diye savaş açmış durumda. Ne yazık ki bu kanlı şer odakları devlet bizim arkamızda diye cüretkârca açıklamalar yapılacak kadar gözlerine kan bürümüş durumdalar. Devletin ilgili kurumları ise sokak hayvanları sorununun tek sebebi bakım evi kurmayan, kısırlaştırma yapmayan belediyeler olmasına rağmen bazı siyasilerin ve odakların etkisiyle hedefe hayvanların toplatılması ve öldürülmesini koymaya devam ediyor. Sayın Bakan Vahit Kirişçi'ye defalarca çözüm sürecinde STK'ların gönüllerin görüşlerini alması çağrımız dikkate alınmadı. Cumhurbaşkanımızın örnek gösterdiği Konya Büyükşehir Belediyesi'nde köpeklerin kafalarına küreklerle vurularak öldürüldüğü görüntüler yurt çapında büyük infiale sebep oldu. Bu barınağın büyük yaşam alanlarına doldurulmuş, binlerce köpeğin aç, sefil durumda ölen başka köpekleri yiyerek yaşamlarını sürdürmeye çalıştığı orayı ziyaret eden gönüllülerce bizzat tespit edildi. Kadim kültürü merhamet olan Anadolu insanları ve biz yüreğini bu hayvanlar için ortaya koymuş gönüllüler, bir hukuk devleti olan Türkiye'de bu hayvanlara katliamlar, zulümler, ölümler getirecek hiçbir uygulamaya izin vermeyeceğiz dedi. Buraya geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnsanı insan yapan vasıflardan bazıları merhameti ve vicdanıdır. Son Kasım ayında Mamak ve Konya'da yaşanan vahşet bizleri derinden yaralamıştır. Buna istinaden 81 ilde tek ses, tek yürek basın açıklamasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün bir Müslüman ülkeye, bir uygar ülkeye, bir hukuk devletine yakışmayacak biçimde merhamet, sevgi ve insanlık duyguları taşlaşmış yüreklerini terk etmiş, adeta cinnet geçiren küçük bir azınlık olan kanlı bir şer çetesi, zavallı sokak köpeklerini toplatıp öldürülsünler diye savaş açmış durumda. Ne yazık ki bu kanlı şer odakları devlet bizim arkamızda diye cüretkârca açıklamalar yapabilecek kadar gözlerini kan bürümüş durumda. Devletin ilgili kurumları ise sokak hayvanları sorununun tek sebebi bakım evi kurmayan, kısırlaştırma yapmayan belediyeler olmasına rağmen bazı siyasilerin ve odakların etkisiyle hedefe hayvanların toplatılması, öldürülmesi ve onları barınağa koymayı daha uygun görmüşlerdir. Sayın Bakan Vahit Kirişçi'ye defalarca çözüm sürecinde STK'ların, gönüllülerin görüşlerinin alınması, çağrılması hiçbir şekilde dikkate alınmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın örnek gösterdiği Konya Büyükşehir Belediyesi'nde köpeklerin kafalarına
küreklerle vurularak öldürüldüğü görüntüler yurt çapında büyük infiale sebep olmuştur. Bu barınağın büyük yaşam alanlarına doldurulmuş binlerce köpeğin aç, sefil durumda ölen başka köpekleri yiyerek yaşamlarını sürdürmeye çalıştığı orayı ziyaret eden gönüllülerce tespit edilmiştir. Buna rağmen Sayın Bakan Vahit Kirişçi hayvanları ormanlara kurulacak dev barınaklara sürgün etme katliamı ve üremede artış getirecek vahim yanlışları yanlış kurumlar ile gündeme getirmeye devam ediyor. Belediyelerin görev ihmallerinin bedelini belediyeler kısırlaştırma yapmadığı için bu dünyaya kendi iradeleri dışında gelen hayvanlara ödettirmeyeceğiz. Sonuna kadar hayvanların yaşam hakları için mücadele edeceğimizi gerek kurumlara ve gerekse köpekler öldürülsün diye kanlı şer odaklarına buradan bir kez daha haykırıyoruz. Bu belediye gerçeği çerçevesinde aşağıdaki ana başlıklar olarak yazılan gerçek tespitlerin gerek kamuoyunca gerekse kurumlarca dikkate alınmasına önemli uyarıyoruz. Resmen zehir ve kıyma olarak 100 yıl boyunca zehirleyerek öldürülen belediyeler 2004 yılında çıkan 5199 sayılı hayvan hakları kanunundan 18 yıl geçmesine rağmen hala daha bakım evi kurmadılar. Hayvanları toplarken birazını öldürüp kalanları da başka şehirlere kırsala çöplüklere atmaya başladılar. Bu dönemde Konya, Balıkesir, Denizli, Samsun, Trabzon, İstanbul, İzmir, Aydın, Gaziantep, Erzincan, Kocaeli, Mersin ve Beykoz gibi büyük yaşam alanı dev bakım evleri yapılan şehirlerde bir taraftan katliamlar devam edip bakım evlerinde hayvanlar aç, susuz, ölümlere mahkum edilirken sokak hayvan sayısı dev bakım evlerine götürmek bahanesiyle ilçelerin birbirlerine köpek atmaları sebebi patlayarak artmaya devam etmiştir. Bütün belediyelerin kendi sınırları içinde kısırlaştırma üniteleri, bakım evleri kurmaları hükmü maalesef yeni 7332 sayılı yasada belediyelere 3-4 yıla yakın süreler verilerek ötelendi. Türkiye'deki 916 ilçe her gün 10 kısırlaştırma yapılsa bir yılda 2198 kısırlaştırma sadece ilçelerde olabiliyor. Bunun yanında 80 büyük şehir ve il günde 50'şer kısırlaştırma yapsalar yılda 960 bin. Kısırlaştırma il ve büyük şehirlerde olur. Yılda yaklaşık 3 milyon civarında köpek kısırlaştırılır ve köpek nüfusu hızla azalmaya başlar. DSV'nin verilerine göre düzenli kısırlaştırma ile her yıl sayıda %30 oranında azalma olacağı düşünüldüğünde sorunun 2 yıla kalmadan büyük ölçüde kontrol altına alınacağı açıktır. Tek çözüm olan kısırlaştırma ile 2 yılda üreme kontrol altına alınabilecekken Tarım Bakanlığı ve siyasi kanlı şer çetesini de yanına alarak ormanlara, dev barınaklara toplama, öldürme odaklı çalışmalarını ısrarla sürdürmektedirler. Bu tespitler çerçevesinde ilgili herkesi uyarıyoruz. Kadim kültürü, merhamet olan Anadolu insanları ve biz yüreği bu hayvanlar için ortaya koymuş gönüllüler, bir hukuk devleti olan Türkiye'de bu hayvanlara katliamlar, zulümler, ölümler getirecek hiçbir uygulamaya izin vermeyeceğiz.